Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu telefonu nasıl Türkçeleştiririz? Asus'un kullanan arkadaşların sıkça yaşadığı bir problem. Yüzeyi Türkçeleşmiyor, sadece kullandığımız arayüz Türkçeleşiyor. Farz misal takvime girelim. Şuradaki tarihler, işte şuradaki yazılar filan Türkçeleşecek. Umarım faydalı olacaktır şimdiden. Onun için ne yapmamız lazım? Ben anlatayım sizlere. Ayarlar kısmından parmak izi ve güvenliğe giriyoruz. Aşağıda root izinleri var. Basıyoruz. Şu uyarıyı kabul ettikten sonra, yani klasiktir. Bunu kabul ettikten sonra, okey dedikten sonra Flame'i hesabımızın şifresini girmemiz lazım. O yüzden ben burada videoyu kapatayım. Şifremi gireyim. Telefon açıp kapansın. Daha sonra videoya devam edelim. Tekrardan geldim. Telefonumuz açıldı şu an. Ayarlara giriyoruz. Parmak izi ve güvenlik. Root. Burası biraz bekletebilir. Sistemdeki tüm uygulamaların kaydını alıyor. Şimdi 130 tane uygulamamız var. Hangisine root lazım? Şu an hiçbirine lazım değil. Çünkü Türkçeleştiren programı kurmadık. Geri çıkıyoruz. Play Store'a bir girelim. Play Store'dan More Local 2 programını yüklüyoruz arkadaşlar. Daha değişik şeyler var. Burada aşağıda önerilenler var. Ya da bunu da yükleyebiliriz. Yani iki tane de yükleyebiliriz. Hiç sıkıntı değil bu. Yani benzer programlarda yükleyebilirsiniz. Şu an diğer programın da inmesini bekliyoruz. 2,2 MB. Evet, ikisi de kurdu. Şu an ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Root ayarlarına girip 132 uygulamanın arasından More Local, ona Allow dememiz lazım. Buna izin verdik. Diğer uygulamayı da bulalım, onun olmaz. Evet, diğer uygulamamızı da bulduk. Ne olur ne olmaz, buna da allow diyoruz. Allow diyoruz. Sonuna kadar allow diyoruz. En üste çıktığımızda iki tane uygulamanın izinli olduğunu gördükten sonra önce More Local'i anlatayım çünkü sıkça kullanılan bu. Türkçeyi bulmaya çalışan, gördüğünüz üzere listede Türkçe yok. Bu çokça karşılaşılan bir soru. Add Local diyoruz buraya. İsim. İsim Türkçe. Şuraya küçük şeyler TR, buraya büyük harflerle TR yazıyoruz. Şu ISO'ları buradan ayarlayabilirsiniz istiyorsanız. Evet, ISO belgelerini ayarladıktan sonra varyant kısmına ne eklendiğini bilmiyorum. At diyelim. Gördüğünüz üzere eklendi. Buna basıyoruz. Diyor ki root izni verilemedi diyor. Tabi buna şuna basıyoruz arkadaşlar. Use per user bilmem ne dedikten sonra gördüğünüz üzere Türkçe Türkiye oldu. Şimdi geri çıkalım. Şu an launcher kendini hazırlıyor arkadaşlar ve bakalım Türkçeleşti mi? Evet, çoğunuz fark etmişsinizdir. Müzik, dosyalar, takvim, saat, güvenlik. Gördüğünüz üzere çoğu şey Türkçeleşti. Ayarlara bir bakalım sizlerle. Ayarlar İngilizce kalıyor. Kusura bakmayın bu konuda. Kesinlikle dil ayarlarına girip buranı değiştirmeyi denemeyin. Ekliyor da buradan denemeyin. İşte burayı bozduğunuz zaman yine gidecektir. Zaten burası Türkiye olarak seçilmişti. Ne oldu abi? Şimdi cihaz %80 %90 arasında Türkçeleşti. Sıkıntı yaşadığımız konu neydi? Hangi programa bakmıştık biz? Deneme amaçlı bir programa bakmıştık ama neyse, Play'e bir girelim. Ya da benim yanlış hatırlıyorum, bilmiyorum. Gördüğünüz üzere Play Store'un içinde Türkçeleşti. Herhangi bir sıkıntımız yok bu konuda. Evet, hayırlı olsun diyelim ve şu ufak bir uyarım var arkadaşlar sizler için. Root'u açtıktan sonra lütfen üçüncü parti yazılımlar kullanırken, şey Play olur, başka bir yere indirdiğiniz olur. Muhakkak güvenlik taramasını yapın. Misal örnek verecek olursa bende programlar var. Misal basıyoruz buna. Contain diyoruz. Şu an bu tarıyor. Yani güvenlik uygulamasını tarıyor. Virüs bulursa ya da bir şüpheniz varsa programdan lütfen kurmayın. Çünkü root açıldıktan sonra önlemini alamazsınız. Zaten şu an tarıyor
mezun kendi sistemi bunu tanıyor. Evet, risk bulunamadı diyor ve kurabilirsiniz. Tabi riskli uygulamalar olduğu zaman geriye gitmek çok zor olmasa gerek. Evet, hayırlı olsun. Diğer programa da bir bakalım, hani içimizde kalmasın bu. Diğer program da açılıyor. Tabii ki programla Türkçe yaparsak abi %100 olur mu demeyin. Öyle bir şey olmaz. Zaten şu an Türkçe seçili, yani boş boşuna şey etmeyelim ama. Maşallah, ne kadar dil varmış ya. Gördüğünüz üzere Türkçe TR var. TR alt tere TR olan var. Seçip buna da yine rot verirsiniz arkadaşlar. Olacaktır. Sonuçta aynı uygulamaya sonuçta birbirine benzeyen uygulamalar. Bunu da göstermiş olduk en azından. Şu an Türkçe oldu. İstediğimiz her yere girip, yani en azından destekleyen uygulamalarda Türkçe kullanabiliriz. Evet, bura bitmiş olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gördüğünüz üzere şurası işte Bluetooth hızlandırma, flash, bunlar Türkçeleşmedi. Haberiniz olsun. Tarihler Türkçeleşti. Doğru ya, ben takvime girmiştim. Gördüğünüz üzere 1 Şubat şu yan tarafı Türkçeleşti filan. Yani işimize yarayacaktı en azından. İngilizce'de tarihleri, günleri bilmeyen bir sürü kardeşimiz var, abilerimiz var, yaşlılarımız var. Olabilir, normalde hani indirip işte bugün Perşembe, İngilizce'nin Perşembesi, Thursday miydi, ne öyle değişik bir şey işte. Yani abi bugün tarih günlerden ne işte, İngilizce ile şu. Ama şimdi Türkçeleştiği için işte Perşembe, Cuma diyebiliriz. En azından tarihleri karıştırmamış oluruz. Gördüğünüz üzere Tuhu yazıyor. Thursday'di galiba. Neyse. O kadar İngilizceyi deşmeye gerek yok. Son olarak kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. YouTube'un yeni politikası gereği 1000 abone ve 4000 saatlik izlenmen lazım yılda. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu paylaşmayı unutmayın.